Sabah sabah ya. Ne yedim o kadar pir solayı? Ağzımsızlık yaptı. Ben bir soda içeyim. Of. Bu kadar yersen böyle olur tabii. Aa, eşler değil mi bu ya? Ev kıyafetleriyle falan. Bak ırz düşmanına bak, yine Defne'ye gitmiş ya. Sen görürsün. Sen nasıl bir şeysin sabah sabah ya? Bağırma, millet uyanacak. Uyansın! Dünya uyansın yaptığın şeye! Macide! Kadir! Koşun! Yazıklar olsun sana. Senin görsüne resmen evde bir ırz düşmanı uyuyor. Bunu herkes bilsin. Ya saçma saçma konuşma. Ne alakası var? Ne ırz düşmanı? Defne'yle falan alakası yoktu onun. Ne alakası yok ya? Sen kimi yiyorsun? Ne yaptın? Serkan'la tavla oynamaya mı gittin? Yedik çünkü. Yemin ediyorum, yemin ediyorum o gıcık Nazan'a söylerim, yer seni. Öldürür be seni. Of. Ejder. Günaydın. Günaydın. Ejder, ne oluyor? Ne bu gürültü? Zehra abla, ne bağırdın ya? Ciğerim yandı be ciğerim, onun için bağırıyorum. Sor bakalım bu saatte o Ejder amcacığının Defne'nin evinde ne işi var bu çıyanın? Sor güzel. Ne oluyor Ejder amca? Şu oluyor, aslında bu gerizekalının anlattığı gibi bir durum yok. Yani Defne'yle falan bir alakası yok bu durumun. Ne işin vardı o zaman orada? Hah. Nazan Hanım da geldi. Biz Nazan Hanım'la oturmuş kahve içiyorduk. Oha! Oha, evet. Evet, Kora halinde bence de oha yani. Nazan Hanım senin gözünü oymak için resmen fırsat kolluyor. Senin yaptığın söylediğin yalana bak. Yemezler canım. Güzel amca, arkadaşımın evinde ne işin var ya? Ya bak, arkadaşım diyorum çünkü yaşıtım yani. Ayıp değil mi ya? Ya bak, iki gözüm önüme aksın. Benlik bir... Ya ben ne diyorum, iki gözüm önüme aksınlar falan. Kadınlarla yaşaya yaşaya onlar gibi konuşmaya başladım. Ya yok, bir şey yok güzelim. Biz hakikaten Nazan Hanım'la oturduk. İki lafın belini kırdık. Bir kahve içtik. Bütün olay odur yani. Nazan Hanım. Evet, yani doğru söylüyor. Biraz sohbet ettik. Sebep? Sebep ne? Ya sen ne yapacaksın sebebini, ne yapacaksın sen? Yok mu senin işin? Git ne bileyim toz al, bulaşık yıka, iş yap, bir şey yap. Hizmetçi miyim ben ya? Ayrıca da söyleyecek bir laf bulamıyorsun değil mi? Vallahi ben de anlamadım Ejder amca. Anlamayacak bir şey yok güzelim. Yani gece vakti benim gözüm uyku tutmamıştı. Hakeza Nazan Hanım'ın da öyle. Karşılaştık. Ya komşuculuk işte. İki lafın belini kırdık. Bir kahve içtik. Aslında anlamayacak hakikaten bir şey yok. Gerizekalı velveleye verince böyle oldu tabii. Tam Ejder Bey'in dediği gibi yani hani uyku tutmayınca biraz kahve içip sohbet ettik. Bir sabahladık doğal olarak yani işte öyle uykusuz. Kusura bakmayın. Sabah sabah. Bunlar sakın ki.
Cengir diyor olmasın be? Kızına yürüdü, şimdi anasına yürüyor. Ay ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ay tövbe. Tövbe yürü. Yazıklar olsun. Ya gir içeri ya, gir. Dolduk zaten dışarıda. Allah'ım yarabbim. Ya ne bileyim, uyku sersemi gördüm işte, hırsız sandım seni. Ne yapabilirim? Ayrıca ne işi var senin bu saatte burada? Kahvaltıya geldi çocuk. Bu saatte? Fazla erken gelmiş. Ben bu saatte kalkmam dedim. O da tamam dedi, kestiriyordu işte. Ay ne var Cemre? Ay artık sabah öyle gece fark ediyor mu? Biz ayrı eve çıktık. İstediğimiz saatte, istediğimiz zaman misafirlerimizi kabul edebiliriz. Cemre ya. Aklımı aldın ya Cemre. Kuzum, bir şey söyleyeceğim. Biraz evvel aşağıda gerçekleşen tarihi skandalın farkında mısın? Ne skandalı Zehra abla ya bu saatte? Benim saftirik meleğim. Anlamadın değil mi? Nazan'la Ejder'in arasında kesin bir şey var. Ne gibi bir şey? Hasta doktor ilişkisi gibi, böyle çok mesafeli. Ya tövbe yarabbim, nasıl ne gibi bir şey ya? Bunlar bayağı flört ediyorlar yani, anladın sen. Ay Zehra abla, duymadın mı ya? Nazan Hanım da söyledi. İşte uykuları kaçmış, kahve içmişler yani. Ne kadar abarttın, ne kadar büyüttün ya. Ne kadar büyüttün mü? Bu hayat bilgisi bebeğim. Ne olur iyice bir düşün. Bir erkekle bir kadın sabahın köründe niye kahve için buluşur? Dikkatini çekerim. Flört dedim. Biraz hafiflettim olayı. Sen anladın ya. Orada çok büyük bir film dönüyor. O filmi ben biliyorum. Çok iğrenç bir ahlaksızlık var orada. Tamam mı? Ben anlıyorum. Sen anlamadın. Asla da beni kekleyemezler bu kadar. Zehra ablacığım. Bak Nazan Hanım buz gibi bir kadın. Asla böyle bir şey yapmaz. Sen tüm mevzuyu yanlış anladın. Ve şu an sabahın körü ya. Çok uykum var benim. Benim dersim öğlen, benim uyumam lazım. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Şunu düşünüyorum. Çok acayip. Yani mesela bunlar hangi ara fingir dedi? Hangi ara denk geldiler? Yani belli ki bunun defterinin de haberi yok bundan. Ve şöyle bir şey, Allah aşkına bunun kritiğini yapmazsam çatlarım. Ne olur iki dakika konuşalım. Ne olur ya. Şişt, Zehra abla. Zehra abla Allah aşkına sus. Ne olur bak, benim çok uykum var. Ne olur. Lütfen aşkım gel. Biraz dedikodu yapalım, gideceğim. Sonra yaparız. Hadi sonra yaparız. Tatsızsın be. Ne tatsızsın.